Herkese merhaba arkadaşlar, ben Zülfü, kanalıma hoş geldiniz. Size yeni bir video çekiyorum. Bu bir nevi bilgilendirme videosu olacak arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz şu an kraliçemiz direkt kokumuzu aldı. Ama yok, o sinirli, onu anlamadım. Sinirli değil, yem zannediyor. Yani yem zamanı geldi değil mi? Ha? Bu bir bilgilendirme videosu olacak arkadaşlar. Çünkü daha farklı videolar atmayı düşünüyorum. Daha güzel çekimler yapmayı düşünüyorum. Çekim esnasında birçok mesaj, abi ses gelmiyor, ses çok kötü, abi vesaire vesaire. Görüyorsunuz şu an yeme odaklandı kendisi. Daha iyi videolar çekmek istiyorum. O yüzden güzel bir yere taşınacağız. İnşallah bu bir iki hafta içinde olacak. Ve o yüzden sizlerle öyle bir sohbet muhabbet videosu olsun diye yaptım. Bir sürü soru alıyorum. Burada görüyorsunuz saldırma pozisyonunda. Çünkü yem zannediyor. Hem sizlere yılanları yine yemlerken göstereceğim. Hem de biraz konuşmak istiyorum. Çünkü iyi yorumlar alıyorum, kötü yorumlar alıyorum. Kötü yorumlara bir lafım yok. Ama küfür işin içine girdiği zaman insan canı sıkılıyor doğal olarak. Her şekilde yorum yapabilirsiniz ama lütfen küfür etmeyin arkadaşlar. Küfür çok gereksiz ve saygısızca bir şey. Ve koleksiyonumu genişleteceğim ve artık daha çok vakit ayırmaya çalışacağım. Üretmeye çalışacağım. Daha kendim öğrenip bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoyu sadece dediğim gibi sohbet için çekiyorum. Hem hayvanları yemleyeceğim hem de her şey yolunda mı görmek istiyorum. Bugün geldim. Birazdan Kalisi'yi besleyeceğiz. Deriyi de değiştirmişsin ya bunu. Kalisi deriyi de değiştirmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aslan parçası var. Aslan alalım onu da. Sen de gel. Deriyi değiştirmiş. Birazdan Kalisi'yi besleyeceğim. Her şey yolunda. Gel bakalım sen ya. Özledik seni, özledik. Şurada da farelerimiz var. Şunu kapatayım. İşte Kalisi'miz büyüyor arkadaşlar. Günden güne de bunun farkını gösteriyor. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Yerim ben seni. Yerim ben seni. İşte bu yüzden çok video atmıyorum bu şu anlık arkadaşlar. Çünkü istiyorum ki çekimim düzgün ve kaliteli olsun. Tek çekim yapsam bile en azından daha geniş, daha güzel bir alana ihtiyacım var. O yüzden bu aralar videoları pek atmıyorum. Ama dediğim gibi bugün çok güzel bir şampiyon modeliyle anlaştık. Ama gidemiyorum. Araba yok. Kuzenim çalışıyor. Çok güzel bir kan. Şampiyon benim en sevdiğim yılan türlerinden bir tanesi. Yani Bob Python'un morglarından bir tanesi. Şu elimde gördüğünüz Pinstrip morgu. Şurada bir tane var. Bu efsaneyi saklıyorum size arkadaşlar. Çünkü çok psikopat ve şu an kış uykusunda. Haftaya yemlemeye çalışacağım. Eğer yerse uykudan uyandıracağım. Yemezse bırakacağım. Hala 800 gramlarda falan. Bir 1 kilo 200 gramken yatmıştı. Şu an hala 800'lerde. Daha güzel videoları gelecek arkadaşlar bu hayvanların. Şuradaki gördüğünüz psikopat geçen kuzenimin elini ısırdı. Öyle bir davranışta bulundu. Kuzenim de bayağı bir sinirlendirdi ama. Hatta bir önceki videoda koydum. Biliyorsunuz biz bunu elimize aldığımızda hiçbir sıkıntı yaşamadık ama kuzenim ısırıldı. Ben de bilerekten üstüne gittim. Biraz sinirlendirdim huyunu suyunu öğrenmek için. Agresif bir tür değil normalde arkadaşlar. Ama dediğim gibi böyle bir insan tarafından alınıp hiç bakılmamış, ele alıştırılmamışsa o zaman doğal olarak agresif oluyorlar. Yani doğadaki hallerine dönüyorlar. Şu an o da biliyor onu besleyeceğimi ama şu an kararsız. Çok enteresan ya. İşte bu da korn sineği. Renklerini görebiliyorsunuz. Ya çekim kötü olduğu için video pek atmayacağım. Bu videonun atma sebebim o. Çünkü birçok kişi abi sesi değil, görüntüyü değil, abi ışık var, ne dediğini anlaşılmıyor diyor. Ve ben de bu şekilde kötü videolar atmak istemiyorum. Bunlar son olacak.
Şu taşınma işlemi bittikten sonra güzel bir kurulum yapıp güzel bir şekilde karşınıza çıkmayı düşünüyorum. Daha güzel videolarla hem İngiltere'yi gezerek hem de koleksiyonumuza daha farklı yalanlar koyarak vlog çekmek istiyorum. Şu an dişimiz pinsi çekme babamız. Sen ne kadar güzelsin. Bunun adı Kalise arkadaşlar. Şunun güzelliğine bak. Birazcık size yakın çekim yapayım. Bunların envai çeşidi var. Dediğim gibi ben bir tane şampanyayla anlaştım. Olursa haftaya alacağım. Zaten vlogunu görürsünüz. Deriyi değiştirdikten sonraki derinin güzelliğine bakar mısınız ya? Dinozora benzemiyor mu ya? Sen ya şey misin? Bak yemeklerin kokusunu alıyorsun. Ne güzel orada. Beklemeyelim. Yemeklerini verelim. Videoyu da çok uzatmayayım. Çünkü daha ömrümün de yemeğini vereceğim. Zaten klasik bulgularız arkadaşlar. Kafayı sokuyoruz. 10-15 saniye. Bunu hepsini söyleyeyim. Burası kullanılmayan bir mutfak arkadaşlar. Burada her şey bir arada olduğu için biz burada yemek pişirmiyoruz. Normalde de pis değil. Sadece ben gelip videoya başlamadan önce etrafı temizleyip toparlayıp sağa sola atıyorum. Çıkarken de komple bu eşyalarımızı alıp çıkacağız zaten. Kafasını ısıttıktan sonra biliyorsunuz. Niye hep bunları gösteriyorum derseniz kanala hep her gün yeni katılan insanlar var ve eski videoları izlemiyorlar. Sorular geliyor. Ben de video arasına sıkıştırıyorum. Şu olay çok önemli arkadaşlar. Mesela ben buradaki yılanı zaten daha önce videosunda gördünüz. Şu an uykuda diye rahatsız etmek istemiyorum. Mesela o canlı yeme alıştırılmış. Ben canlı yem vermiyorum. Bu muhabbette zorlanabilirsiniz. Yani o yüzden birazcık daha eğer bu tür hayvan alacaksanız el alıştırmaya dikkat edin derim. Sizin çağrınız olur o da. Şimdi sıra geldi. Kum sineğimizi beslemeye. Onu da besleyelim. Bu arada hangi tür, hangi morp yılanları görmek istiyorsanız lütfen bana yorumlarda belirtin. Çünkü bir koleksiyon kurmak istiyorum. Bu ballpythonlardan oluşan bir koleksiyon kurmak istiyorum. Onu da yapabilirsem çok güzel olacak benim için. Çünkü sevdiğim bir ırk. Veya görmek istediğiniz diğer yılanları veya sürüngen hayvanlarını söylerseniz bunları sizlere kendim almasam bile olanlar tarafından çekip sizlere göstermek istiyorum. Şu an dediğim gibi detaylı çekemiyorum. Çünkü tekim bir elimde kamera bir elimde bu yılan. Kameraya bakıp ona bakıp aynı işlemi öğreniyoruz. Bu hayvanla ilgili çok güzel deneyimler yaşadım. Isırığı nasıl olur? Isırılırsanız bir mısır yılı tarafından neler olur? Sizlere bunları detaylı bir bilgisini çekeceğim. Normalde ele alışkın bir hayvan olsa ki ben bunu alıştıracağım. Yani bu şekilde bırakmayacağım kendisini. Yani aldık yabaniydi değil.
biraz zor olacak. Bir iki kere daha ısırılacağız ama şu gördüğünüz güzelliği kendime alıştıracağım arkadaşlar. Yani ele alışkın bir yılan yapacağım. Tabi hepsi taşındıktan sonra. Şu an sağlıkları yerinde. Her şeyi güzel. Rengi gayet parlak. Yemesi güzel. Hiç şaşırmıyor. Bir o tarafını çok seviyorum bunun. Direkt yiyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bunların da yavrulama, kuluçlama süreçlerini hepsini tek tek size anlatacağım. Dediğim gibi sadece bir güzel müsait bir yere çıkmam lazım. Çünkü ben her gün 2 saatlik bir yol gidip geliyorum iş ile arası. O yüzden pek bir şey alamıyorum, randıman alamıyorum. Ve videoya da dökemiyorum. Çünkü ses kötü, görüntü kötü oluyor. Çünkü hepsini bir telefonla yapıyorum ve de o da kırık maalesef. Hep kırık, hep kırık, hep kırık. Şimdilik bu kadar. Lütfen arkadaşlar abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve görmek istediğiniz türleri korn yılanı olur, ball pythonlar olur, hawk noise olur. Geçen bir tanesi hawk noise yazmış. Yorumlarda belirtirseniz ona göre isterim ki sizlere göre de hareket edeyim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.